Start veriyorum. Şimdi dikkatli bakın. Çalışmaya çalıştığı direkt güç kaynağı kendini korumaya aldı. İşlemci enerji kablosunu söküyorum şimdi. LED söndü. Tekrar çalıştırayım. Şimdi çalışıyor. Sorun yok. Yani merhaba arkadaşlar. Bir anakart geldi elime arızalı olarak. Çalıştıralım bu anakartı. Arızalı diye söylendi bize. Start veriyorum. Şimdi dikkatli bakın. Çalışmaya çalıştığı direkt güç kaynağı kendini korumaya aldı. İşlemci enerji kablosunu söküyorum şimdi. Kapatayım güç kaynağını çünkü korumaya aldı kendini. LED söndü. Tekrar çalıştırayım. Şimdi çalışıyor. Sorun yok. Yani işlemciye enerji verdiğinizde, yani işlemci soketine enerji verdiğinizde anakart kapatıyor. Kısa devre var anakartta. Bu anakartla daha önceden oynanmış. Ben bakılmış, servise gitmiş ya da birileri tarafından kurcalanmış hiçbir anakarta bakmıyorum. Nereden anladım kurcalandığını? Bakın, lehim işlemleri var. Bacaklar yamuk. Yani bu anakart üzerine bir şeyler yapılmış. Artı burada görüyorsunuz devre yolları kontrol edilmiş. Görüyorsunuz. Bana böyle anakart göndermeyin. Aslında bunu belirtiyorum. Daha önceden işlem görmüş hiçbir anakartı bana göndermeyin diyorum. Çünkü anakart tamirinden anlamayan maalesef çok insan var. Tamir ediyorum derken anakartı berbat ediyorlar. Haliyle ben de işin içinden çıkamıyorum. Bu benim için zaman kaybı, vakit kaybı. Bu sebeple almıyorum aslında. Bu anakartı da almamam gerekir ama maalesef kullanıcılar yalan söyleyebiliyorlar. Yine de bu anakartı kurtarabilecek miyiz, tamir edebilecek miyiz? Bakalım hep birlikte. Şimdi burada gördüğünüz bu iki tane MOSFET patlak ölçtüğümde. Bunun ilk bacağı ve diğer bacakları ile ölçüm yaptığımda bir kısa devre olduğunu görüyorum. Bunun biri ya da ikisi. Eğer biri arızalıysa, eğer biri kısa devre ise diğeri de kısa devre gösterecektir. Bunları değiştirmeyi, önce sökmeyi, daha sonra değiştirmeyi deneyeceğim. Bakalım bize sonuç verecek mi? İki MOSFET'i söktüm. MOSFET'ler de burada. Söktüğüm MOSFET'ler. Bu şekildeyken start verebilirim. Eğer arızalı düşündüğüm bu MOSFET'ler diğer başka parçalara kısa devre vermişse bunu anlamak için bu şekilde takılı MOSFET olmadan start vermemiz gerekir. Çünkü eğer sağlam MOSFET'leri takarsak diğer parçalarda sorun varsa yani kısa devre varsa aynı şekilde yine yakacaktır. Bu sebeple parça tasarrufu yapmak için yani yaptığınız işi berbat etmemek için bunu mutlaka yapmalısınız. Bakın şundan da bahsedeyim. Ben size sizin anladığınız dilden anlatmaya çalışıyorum. Yani herkes evinde bu işi yapabilir. Bu anlamda anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bu şekilde start verelim. Az önce start almıyordu. Hemen güç kaynağı korumaya geçiyordu. Start veriyorum. Bakalım çalışacak mı? Çalıştı. Yani benim tespitim doğru. Bu MOSFET'ler kısa devre yani arızalı. Bu kesin. Ve diğer parçalarda sorun yok. Bu anlama gelir. Bu şekilde kullanılır mı? Kullanılır. Ancak bu MOSFET'lerin yapması gereken görev yerine geldiğinde yani komut yani bilgisayardan bir overclock ya da ne bileyim bir işlemci voltaj vermek istediğinizde diğer MOSFET'lere yük binecektir.
bu sefer diğerlerini de yakacaktır. Şu anda güç olmadığı için çalışıyor. Bunu da unutmayın. Bu sebeple bu MOSFET'leri takmak zorundayız. Yani sağlamları ile bunları değiştirmek, montajını yapmak zorundayız. Bu sadece test amaçlı alıştırma işlemidir. Arızalı MOSFET değişimini tamamladık. Şu anda start almaya hazır. İşlemci takılı. Dikkat edin. Bu tür arızalardan sonra ya da arıza tamiri bittikten sonra anakart üzerinde sadece işlemci ve klavye bulunmalı. Bir de böyle bir buzzer'ınız olmalı. Yani bende böyle bir kart var ama hani bu yoktur çoğunuzda. O zaman böyle bir buzzer olmalı. Bu dediklerimi unutmayın. Bu şekilde anakarta start vermeliyiz. Verelim. Bakalım az önce hiç start almayan kısa devredeki anakart işlemci takıldıktan sonra çalışacak mı? Haydi bismillah. Çalıştı. Heh. Bunun anlamı bende RAM yok diyor anakart. İşte bu buzzer bize bunu söylüyor. Bana RAM takarsan ben de sana görüntü veririm diyor. Takalım. Bir de eklemeyi unutuyordum. Bu anakartın üzerindeki kısa devreli MOSFET'leri değiştirdikten sonra bu anakart yine çalışmadı. Burasını size anlatmadım. Evet, işlemci takılı ancak hiçbir görüntü yoktu. Hiçbir okuma yoktu. Bu sorunu da düzelttim. Bunu anlatmadım. Şimdi bu şekilde anakarta start veriyorum. Tekrar RAM takıldı. Az önce RAM yok hatası vardı. Bakalım görüntü verecek mi? Verdim startı. Evet, görüntü gelecek. Görüntü geldi. CMOS hatası veriyor. Hemen bunu düzeltelim. Del tuşuyla BIOS'a gidelim. Buradan ayarları default yapalım. Yani varsayılan. F10 ile kaydedip çıkalım. Çıktık. Tekrar açıldı. Başka bir sorun daha. İşlemci yüksek voltaj hatası diye bir sorunumuz da var. Artı bu işlemci çarpı 3, 3 çekirdek ama bu 4 çekirdekli işlemci olabiliyor. Birazdan önce şu hatayı giderelim. Bu yazılım hatası. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Anakart üzerindeki donanım arızasını giderdik. Şimdi de yazılım sorununu gidereceğiz. Yani bu içerikte her iki işlem birden görmüş oldunuz. Hem donanım hem de yazılım sorunu nasıl giderilir? Bunu anlattım aslında. Yazılım sorununu gidermek için hazırladığım BIOS dosyasını anakarta güncelleme yapacağım. Seçtim. Enter'lıyorum. Onaylıyorum. Bir de ekleme yapayım. AMD anakartlarda yani AMD tabanlı anakartlarda Intel gibi 1.3 ya da 2.4 RAM, dual RAM çalışma sistemi yoktur. Genelde AMD anakartlarda 1, 2, 3, 4 diyedir. Yani birinci slota RAM taktığınızda Intel'ler gibi anakart kendini kapattı. Yeniden açacak. Tekrar az önceki varsayılan ayarlara döndürelim anakartı. Şimdi burada bir hata verdi. F1 diyelim yine. Buradan ayarları tekrardan default yapalım. Yani varsayılan ayarlar. Onaylıyorum. F10 diyelim. Kaydedelim. Bakalım bize az önceki işlemci voltaj aşım hatasını verecek mi? Vermedi. USB flash belleği okumaya çalıştı direkt. Bunu çıkartalım. Yeniden reset attıralım. Direkt ön yüklenebilir aygıt yok hatası vermesi lazım. Bakalım verecek mi? Yok. Aynen. Evet arkadaşlar. Yazılım sorunu giderildi. Bunu da başardık Allah'ın izniyle. Şimdi bu anakart hazır. Az önce bir şeyden bahsetmiştim. Üzerindeki işlemci 3 çekirdek. Biz bunu nasıl 4 çekirdek yapabiliriz? Anakarta reset attırıyorum.
Şimdi ekran gelir gelmez 4 tuşuna basacağım hemen. Yakalayacağım onu. Anakart kendini kapattı. Tekrar açacak. Hemen bakalım. Zaten burada birazdan 4 çekirdek aktif yazısını göreceksiniz. Buradan işlemci. Evet, görüyorsunuz. Çarpı 4 B25 işlemci oldu. Değişti. Görüyorsunuz. 4 çekirdek aktif diyor zaten. Söylüyor bize. Evet. Bunu da görmüş oldunuz. Sistem hazır. Masa üstüne de geldik. Sistem bilgileri bunlar. Evet arkadaşlar. Bu içeriğimizin de sonuna geldik. Bu video içeriğimizde neler yaptık? Tekrardan hatırlatalım. Anakart hiç start almıyordu. Kısa devredeydi. 2 adet MOSFET kısa devre olduğu için bunlar değiştirildi. Daha sonra anakart yine görüntü vermedi. Çalıştı ama görüntü vermedi. Bu sorunu da giderdim. Daha sonradan üzerinde 3 çekirdekli işlemci vardı. Bunu 4 çekirdekli işlemci durumuna getirdik. Bunu da başardık. Tabii şunu da belirteyim. Bu her işlemci için geçerli bir seçenek değil. Bunu bana sorabilirsiniz ama bu konu çok uzun. Yani kısaca şunu diyebilirim. Her işlemcinin çekirdek sayısı açılmayabilir. Bunu da bilin istedim. Şu anda stabil çalışıyor anakart. Hiçbir sorunu yok. Benim amacım buna benzer arızası olan anakartları sizler de kendi evinizde tamir edebilin. Yani kısıtlı imkanlar da olsa tamir etme, anakart tamiri nasıl yapılır? Bunu anlatmaya çalıştım. Tabii bu her zaman böyle basit olmayabiliyor da daha büyük sorunlar da olabiliyor. Ama ben temel bilgileri vermeye çalışıyorum. Aslında sizin anlayacağınız dilde anlatmaya çalışıyorum. Umarım da faydalı oluyorumdur. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar.